Fatih Hoca açısından bu kadar tecrübesi olan bir teknik adam olarak tabii ki biraz daha kontrollü olması ve burada maçları idare ederken tabii birçok defa karşılaştığı pozisyonlardan bir tanesi bu. Hakemler hata yapar veya yapmaz. Hakem ne kadar hata yapmıştır onları biraz sonra konuşuruz ama genel olarak oyunun bütünü içerisinde yani genel pozisyonu değerlendirirken biraz daha kontrollü olmasında ben daha yarar olacağını düşünüyorum. Hem kendi adına hem de Galatasaray adına Fatih Hoca'nın dışarıda olmuş olması Galatasaray'a da çok bir fayda sağlamaz. Bunu bazen örneklerini gördük. Yani ilk defa da görmüyoruz. Birçok defa Galatasaray Fatih Hoca ile beraber bu durumları yaşadı. Tabii göreceğiz. Yani raporlardan hafta içerisindeki değerlendirmelerden bunların derinliğini göreceğiz. Ama oyun olarak şunu söyleyeyim. Galatasaray özellikle ikinci yarıda oyuna biraz daha hakim oldu. Yani genel olarak istediği şekilde rakibin yarı sahasına yaslandı. Oyunu istediği gibi ceza sahası civarına yıktı. Ama şöyle bir sıkıntısı var Galatasaray'ın. Tabii içeri ortalarda baktığımızda Cagne yüksek bir oyuncu. Fakat Cagne ile oynamaya kalktığında çok fazla da sonuç alamıyor. Yani aslında oyunu oraya yıkmak arzusu biraz daha yüksek bir oyuncuyla oynama isteği tamam. Ama yapılan ortalarda Cagne ne kadar etkili? Yani çünkü stabil kaldığı zaman, Evet. yani rakip Hareketli yerleştiği değil. zaman, hareketli olmadığı zaman oyun, yani Cagne'den bir şey alabilmek çok kolay değil. Ancak rakip arkasına boşluğa sarktığında oraya çıkarılan toplarda vuruş özelliği olan bir oyuncu, oyun sıkışırken birebirde de rakibin üzerine çok çıkarak inanılmaz bir kafa hakimiyeti sağlayan bir oyuncu değil. O yüzden oyunu Galatasaray oynadı ama o bölge içerisinde belki Cagney üzerinden istediğini alamadı. İkinci bir şey daha sağlayamadı. Dönen ikinci toplarda aslında vuran oyuncuları var. Düşen toplara ceza sahası civarına. Fakat onlara da ben Karagümrük'ü kutluyorum. Savunma anlamında oyunu o bölgede kabul ettiklerinde de aldıkları pozisyon dolayısıyla seken toplara da hiç vurdurmadılar. Yani bu çok önemli bir şey. Yani oynamasına müsaade ediyorsunuz. Rakibini sanki oynuyor gibi görünüyor ama kale içerisinde verdiğiniz bir tane pozisyon yok. Bu demek ki Karagümrük'ün işin savunma tarafında çok iyi yaptığını, mücadele tarafında çok iyi yaptığını gösteriyor. O açıdan Galatasaray kendi içerisinde tabii ki oyuncuların yerlerini değiştirdi. Fegoli'yi içeride oynatmaya çalıştı Emrak Baba ile. Yani Emre ile ilk yarı yakaladıkları bir pozisyon var. Orada kontrol etmeye çalıştı. Aslında tekte ayağının içiyle kapatabilse belki Galatasaray çok daha önce golü bulacaktı. Ama dediğim gibi biraz oyuncuların da kendi içerisinde pozisyonları değiştirmekten veya oyunun içerisindeki nasıl olsa yaparız anlayışı veya biraz güven sıkıntısı da diyelim. Özellikle geriye düştükten sonraki o pozisyonlar onları biraz oyunun dışına doğru itiyor.